Ekranlarından bir kez daha merhabalar sevgili izleyenler. Canlı yayına Gündem Özel'de yeniden sizlerle birlikteyiz ve Bozova Belediye Başkanı Sayın Supi Aksoy'u konuk ediyoruz bu akşam efendim. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar başkanım. Tekrar ayağınıza sağlık. Malumunuzdur İdlib'den yine acı haber geldi. Onunla başlamak istiyorum ben. İki şehidimiz var. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralarımız da var. 5 askerimiz de yaralı. Onlara da acil şifalar diliyoruz. İdlib'de bir bilinmezliğe sürüklenmek isteniyor Türkiye ama bu oyun da bozulacaktır Allah'ın izniyle. İlk duygularınızla başlayalım programımıza. Tabii bu üzücü bir olaydır. İki şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Tabii tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. 5 tane yaralımız var. İnşallah onlar da iyi olur diye düşünüyoruz. Tabii bu dediğiniz gibi Suriye'de bir sürüklenme var ama inşallah onun sonucu Türkiye başından çıkar diye düşünüyorum. İnşallah sonu da iyi olur diye düşünüyorum. İnşallah başkanım. Gelelim Bozova'ya. Göreve geldiğiniz gün itibariyle kolları sıvadınız, ekibinizi oluşturdunuz, çalışmalarınıza başladınız. Şimdi ben şeyden girmek istiyorum. İşte şehirleri şehirler yapan aslında meydanlardır. Evet. Bozova'nın bir kent meydanı yoktu malumunuzdur. Aynen. Siz de göreve geldiğiniz an itibariyle meydan projesi hazırladınız. Biraz meydan projesinin detaylarını aktaralım. Neler yapıldı? İlk kazma ne zaman vurulacak? Bununla başlayalım söyleyeceğim. Tabii özellikle size bir de tüm Türkiye'ye iyi akşamlar dilerim. Biraz önce dediğiniz gibi meydan olması gereken bir yerde. O meydan da sürekli bir 15-20 senedir sürekli işte yıkılıp yerine bir şeyler yapılacak diye. Ama biz bundan 5-6 ay önce geldikten 2-3 ay sonra bu meydana zaten gidip görüştük. Arkadaşlar sağ olsun bizi kırmadılar. Oranın sahipleri de vardı. En az bir 10 kişiye yakındı. O arkadaşlarımızdan görüştük. Toplantımızı yaptık. Sağ olsun bizi de kırmadılar. Onlar da Bozova menfaati için ne gerekiyorsa biz de elimizi taşın altına koyarız diye. Bu yola çıktık. Ama bu bir gerçek. Gerçekten oranın meydan olması lazımdı. Biliyorsunuz ilçelerde dediğiniz gibi ilçelerde meydanın olması şart. Ama sağ olsun arkadaşlar bizi dediğim gibi kırmadılar. Bu arkadaşlarımızdan görüştük. Onların yerine işte bazılarına birer dükkan verdik. Bazılarına birer ev. Tabii bu hemen hemen bir 3,5 milyona yakın bir kamulaştırma bedeli vardı. Bir milyona yakın da paralarını ödedik. Ben özellikle Bozova adına o arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü Bozova'da olması gereken bir şey oldu diye düşünüyorum. Başkanım projenin detaylarını konuşacağız ama şimdi siz esnaf ve vatandaşlarla da görüşüyorsunuz. Bu anlamda geri dönüş noktasında neler duyuyorsunuz bu projeyle ilgili? Yani bu projenin tabii ki arkadaşların veyahut esnaflarla görüştüğümüz zaman çok ciddi ve çok güzel laflar duyuyoruz. Yani arkadaşların demek istediği şu bir 15-20 senedir hemen hemen 25 senedir sürekli bu meydan yıkılacaktı. Tabii sonuçta bize kısmet oldu ama gerçekten meydanın olması gerekirdi ama bununla ilgili çok güzel detaylar alıyoruz. Hele hele bundan sonra daha güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. O meydandan sonra inşallah dediniz ya ne zaman kazma vurulacak. Yani ihalesi yapıldı, bitti. Tabii yağmurlar başladı. Bir de 2-3 günde karımız vardı. Evet. İnşallah büyük bir aksilik olmasa önümüzdeki hafta başlayacağız. Hemen bunun yanında da kırsal ve merkezde yürütülen kenti parke taşı döşeme çalışmalarımız var. Toplamda ne kadarlık bir çalışma yapıldı? Eksiklerimiz elbette ki vardır. İlçenin fotoğrafını çektiğimiz zaman ne durumdayız? Şimdi tabii bunlar hem ilçede çalışmamız var hem de kırsalda biliyorsunuz en büyük sıkıntı şudur. Elektriktir, sudur. Suyun dışında da kilitli parke taşı çamurdan kurtulması için. Biz geldiğimizden beri en az 45-50 bine yakın metrekareyi biz iki köy bir mezramızı yaptık. Bundan sonra da inşallah yanlış değilsem hiç sormadım. Bugün de ihalesi vardı 100 bin metrekare taşımız. Gene diyorum köyler, mahalleler bizden çok şey istemiyor. Bizi çamurdan kurtarın diyor yeter.
Çünkü dedim ya, elektrikte, suda sıkıntı yok ama çamurdan da kurtuldular mı? Başkanım şöyle bir fotoğraf gördüm ben. Evet. Genelleme yaparak söyleyeceğim, sizi tenzih ederek. Kış aylarında belediye başkanları kırsala ziyaret etmekten biraz çekinirler. Çünkü o vatandaşın sorununu görmemek tabii ki elde değil ama dediğim gibi kış aylarında belediye başkanları kırsala ziyareti biraz ötelemek zorunda kalırlar eldeki imkan doğrultusunda. Siz bu anlamda kırsalda ziyarete bulunuyorsunuz. İlçenin kırsalın fotoğrafını çektiğiniz zaman ne durumdayız? Şimdi kırsalı zaten ben hemen hemen bir 15-20 senedir tanıyorum. Ziraat Odası Başkanlığı vardı bir 15 sene. Aslında kırsala kışın gidilir. Neden derseniz, çünkü köy odaları var, muhtarların odaları var. Belirli bir saatten sonra arkadaşlar oturur odalarda. İşte gördüğünüz gibi hemen hemen her köye, yani belki hepsine yetişemedik ama devam edecek inşallah. Her mahalleye gidip böyle bir 15-20 kişi, işte 25, kaç kişi olursa muhtarlardan beraber, azalardan beraber, kanaat önderlerinden beraber öyle gece aslında biz faydalanıyoruz ya. Gidip çiğ köftemizi yiyoruz, çayımızı içiyoruz, görmediklerimizi görüyoruz. Vatandaşlar hemhal olmaz. Kesinlikle. Zaten biz yabancılık çekmiyoruz. Ben gene söylüyorum. Kışın kırsal daha güzel oluyor. Tabii ki vatandaşların da doğal hakkıdır. Nasıl ki bir ilçede çamurda kurtulmuşsa bence mahallenin de kurtulması gerekir diye düşünüyorum. Ama tabii bu biraz kısıtlıyız ama inşallah biz bunların altından kalkacağız. Allah Başkanım, izin verirse. Kırsaldan devam edelim. Gerçi gençliğe geleceğim. Gençlikle ilgili de çalışmalarımız var. Onu biraz daha öteleyeceğim ama şimdi kırsaldaki öğrenciler için bir çalışmanız var mı? Yani orada çocukların oyun oynayabilecekleri ya da spor yapabilecekleri. Çünkü artık hizmette çıta yavaş yavaş da kırsal için ilmi kazanır durumda. Şimdi, sadece kırsal kilitli parke çalışmasından ibaret değil. Aslında onlar şöyle, ben mesela ilçe merkez, biz hep merkezden başlıyoruz ya. Bir 15 gündür öğrencilerimize bu sinema salonunu açtırmışız. Evet. Her gün işte çocuklara çizgi film olur, normal film olur. Bir ilçeyi bitirip ondan sonra inşallah kırsala başlayacağız. Ama onun dışında tabii bu bizim projelerin içinde olan bir parklarımız var. Her kırsala, yani her mahalleye inşallah, Allah izin verirse tabii diyorum gene. Her mahalleye, her mezraya, tabii büyük mezralarımız da var. İnşallah her mahallede birer tane park yapmayı düşünüyoruz. Onu da bir kereden inşallah böyle bir 86 mahallemiz var. Hepsini birleştirip güzel bir çalışma da inşallah önümüzdeki dönem, ama şimdi desem biraz belki abartmış oluruz. Allah izin verirse kırsala da çalışmamız var, yani onu da düşünüyoruz. Bu anlamda ama tabii okullar... çocukların istediği parktır, spor alandır. Şöyle sinema salonları olsa, böyle bir gelip sinemayı seyredip gitseler bence o çocuklar, ben çünkü kendim de kırsalda merkezde sinemaya giderken ilk günde Allah şahidir o sevinci, ben tabii biz çocukluğumuzda yaşayamadık ama öyle bir şey yok yani, o tarif edilemez, onu görmek lazım. Evet. Başkanım, bu anlamda okullar bölgesinde bir asfalt çalışmanız vardı, biraz ondan evet, bahsedelim evet, isterseniz. Evet. O da çünkü önemliydi. Şimdi okullar bölgesinde tabii görünüyor, doğrudur. Evet. Biz öyle, ben biraz da sporu seviyorum. Bizim hem sahamız üst tarafta da, biz geçerken baktım 3-5 tane çocuk dedi ki ya başkanım dedi, biz sürekli dedi servislerde falan sıkışıyoruz burada. Ya buradan da bir yol açarsa çok güzel olur diye. Allah şahittir o çocukları dinleyerek. Arkadaş, çalışan arkadaşlara mesela kazdığımız yerler vardı, işte çalışmalarımız falan, böyle harabe evler var. O konuda onlara dedim ki hiç boşuna atmayın, şurayı doldurun. Arkadaşlar tabii ne yapacaklarını bilmedikleri için doldurduktan sonra siz dedim bir silindirden de burayı tertemiz edin. Sağ olsun büyükşehir de bu konuda bize yardımcı oldu. Çok büyük bir mesafe değil ama orada en azından bir 7-8 tane okulumuz var. O okulların hayatı kurtuldu. Neden derseniz, bir taraftan servisler gidiyor, bir taraftan çıkıyor. Evet. Ama tek bir yön olmuş olsaydı orada büyük sıkıntı olurdu. Tabii çocuklar da gerçekten ben tebrik ediyorum. O farkındaysanız çocuklar da orada duruyor. O gün dökerken de evet, çocuklar da gelip seyretti yani.
Başkanım, bu konuda da tabii pardon Ahmet, bu konuda da ben Büyükşehir'e teşekkür ediyorum. Hem Fen İşlerine hem Zeynel Bey'e ben özellikle teşekkür ediyorum bu konu için. Az önce çünkü bizde asfalt yok çünkü. Evet, kilitli parkeden bahsetmişken evet. Bunu da atlamamak elde değil. Yok. Şimdi böyle deforme olmuş yollardaki o kilitli parke de çünkü çok maliyetlidir kilitli parke. Evet. O kilitli parkeyi biz atıyor muyuz? Yoksa başka bir yerde kullanıyoruz? Yok, hiç atılır mı Ahmet Bey? Onlar bizim paralarımızdır. Yani tüyü bitmemiş yetimin hakkıdır, tüyü bitmemiş insanın hakkıdır. Öyle bir şey mümkün değil. Bak farkındaysanız burası budaklı. Evet. Şu ara yolu bile biz parke taşı yaptık. Niye? Biri mezra, biri normal muhtarlık. Bu konuda bile ya işte benim buram yapılacak, işte önce muhtarlık yapılacak, mezra yapılmayacak falan, bu konuda da gerçekten ekibe ben teşekkür ediyorum. Hem bizde çalışanlar hem bu işi tutan arkadaşlara, farkındaysanız. Bu yalnız bizim ekibimiz, Bozova Belediyesi'nin. Evet. Siz biraz önce dediniz ya, işte bu kaldırıp bir köşeye attığınız parke taşları, farkındaysanız eski parke taşlarımız. Hı. Onları da yeniden yapılmayan sokakları yapıyoruz. Bir de şöyle küçücük yerler olur, işte atıyorum deforme olan yerleri tekrar oranın altını düzeltip üstüne parke taşı yapıyoruz. Bizde atılacak taş yok. Maşallah. Kesinlikle. Peki programın başında şimdi meydan projesinden bahsettik. Evet. Bozova için çok önemliydi. Evet. Bir ikinci büyük projede nedir o? Yeşilova Mahallesi'nde dün de haber bültenlerinde gördük. Evet, doğrudur. Yürüyüş ve bisiklet yolu projesi vardı. Projenin görselleriyle birlikte de zaten arkadaşlarımız ekrana yansıtacaktır. Şimdi Ahmet Bey, şurası hem atık durumda hem gerçekten berbat bir yer. Yani yer olarak ben tabii mahalle olarak kimse yanlış anlamasın. Yani burası hem boşa gidecek atık hem durumda duruyor. Çok evet. Atık durumda orada, yani ne isterseniz orası, mesela çocuklar kışın suların aktığı yer, işte dere yatağıdır. Hem orayı önlemek için, hem orayı güzelleştirmek için, hem de o Yeşilova dediğimiz mahalleyi kurtarmak için şu alt kısımdan başlayıp en üste kadar 1000 metrelik hem yürüyüş yolu, hem bisiklet yolu, hem de oturacak böyle piknik yapılacak bir yer. Yani şu gördüğünüz yere şu şekilde tabii gösterirseniz, o yok herhalde yanlış değilimse. Ben buradan gösterebilirsem şöyle bir şey. Ha, gösterdiniz, tamam. Evet. Teşekkür ediyorum. Başkanım, şimdi böyle bu bir yer gerçekleşirse mahalle bir de cazibe merkezi haline de gelecek. Kesinlikle. Benim şöyle söyleyeyim. Buradan başlamışken ben her zaman şu söylüyorum. Şehir bir kere açılmalı. Hı-hı. Şimdi Bozova'yı siz biliyorsunuz, bir caddemiz var. Buradan evet. Caddeden girdiğin zaman işte sonu nereye gidiyor? Fırat'a. Evet. Kırmızı Pınar, ondan sonra Hı-hı. Çatal'a. Ben de diyorum ki her kurum bir yerde olsun ki en azından o insanlar o Bozova'nın içinde bir dolaşsınlar. Oradan giderken mesela tabii belki o yeri değil ama mesela burası yürüyüş yeri psikolojik diyor ama onun yan tarafı bir arsamız vardı, eski lojmanlarımız. Onları da yıktık. Sağ olsun bizim SGK başkanımız, şu an bakan yardımcısı oldu. Sayın Bağlı. Selim Bağlı Bey o zaman bize söz verdi. Sözünde de sağ olsun durdu. İnşallah bir iki ay sonra diye düşünüyorum. Oranın da temelini atacağız. SGK binası. O da buraya yakın. Yani dedim ya, her mahallede mutlaka bir şeyler olsun ki en azından o ilçe gelişsin. Yani açılmadan ilçe bir yeri gibi ilçe. Kesinlikle. Olsun. Kesinlikle. O konuda da inşallah güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Çünkü bizim millete söz vermiştik. Evet. Ve meclis üyeleri de belediye başkanlığı makamında toplantılarını gerçekleştiriyor. Evet. Bu anlamda evet, tabii ki şartlı bir meclis toplantı salonu. Yapıldı değil mi? Şimdi herhalde bilmiyorum, var ama bu tabii ki yapıldı. Daha önce ben şunu özellikle... Evet, şu anda makamda gerçekleşiyor. Burası şu an makamdır. Makam odasında biz toplantımızı yapıyoruz. Biliyorsunuz reis-i cumhurumuz her zaman diyor, aslan yattığı yerde belli olur. Olan yerlere masraf olursa kesinlikle bu israf değildir. Ben de şöyle söyleyeyim. Şu gördüğümüz yerde işte ben bir de şu bir gerçek. Bugüne kadar siz de geldiniz, görmüşsünüz. Evet. Kapım kapanmamıştır. Evet. Bazı arkadaşlarımız işte yerinde söker bilmem ne yapar. Bizde o yok. Kapımız açıktır ama böyle bir toplantıda gene söylüyorum, toplantı böyle bir yerde yapılmaz. Hem etik değil hem de
burada insanlara kafamızı kapatmış oluyoruz. Ama yukarıda olmuş olsa gördüğünüz yeni bir toplantı salonudur. Geldikten sonra oralara en azından bence 2 mi 3 odaydı diye onları kırdırdık. Sağ olsun arkadaşlar da böyle bir azimle çalıştılar. Çok güzel bir meclis toplantısı çıkardılar. Burada toplandığımız zaman en azından makam açık oldu. İşte başkan toplandığında kimse kızmaz tabii. Ama o kafa kapanınca evet. Arkadaş makam odasında toplantı salonu toplantı yapılmaz. Böyle bir güzel toplantı salonu çıkardık. Bence de bunu ben gene söylüyorum. Belki BEDEF mi, HADEP mi ben bazen karıştırıyorum ama bizim meclis üyeli arkadaşlarımız da var. Onlar bile teşekkür etti yani bu konuda. Mevlam o toplantılarda hayırlı kararlar almayı nasip etsin inşallah. Amin. Ve ışıklandırma projeniz hayata geçti. Ben hatta o görüntülerle birlikte sosyal medyada paylaştığım zaman Twitter üzerinden büyük de beğeni aldım. Aslında ilçeye farklı bir görüntü kazandırmış. Elinize, emeğinize sağlık. Bu teşekkür anlamda ederiz. Çok da güzel geri dönüşler de aldınız. Biraz da bu ışıklandırma çalışmalarından şimdi bahsedelim. Aslında biz biraz bu ışıklandırmada geç kaldık. Mehmet kardeşimiz sağ olsun bir cadde yaptı. Biz bütün caddeyi yaptık. Evet. Reklamını yapamadık ama şöyle düşündüm ben. Hepsi bitsin diye bir kereden yapalım düşündük. Ama ben şöyle söyleyeyim. Gerçekten bu ışıklandırmada çok yerden hem telefonlar hem WhatsApp'tan hem mesajlardan çok güzel yanıtlar aldık. Ama ben böyle güzel olacağını tahmin ediyordum. Çünkü bizim ilçemiz hem küçük hem de görünüm olarak çok güzel olmuştu. Aslında ufak tefek o dokunuşlar başkanım. Yani bana sorursanız çok ufak bir şeydir aslında. Evet. Ama yani bu projemizde yoktu bile. Sağ olsun bir arkadaş geldi anlattı. Başkanım güzel olmazsa paramızı vermeyin diye söyledi. Halen de sağ olsun bunlar ne zaman LED olduğu için çok da bunlar fazla LED kesinlikle yok, bu konuda da ben bir şey de açıklamak istiyorum. LED deyince ben arkadaşa sordum, dedim ki ya buranın elektrik gideri ne kadar olur? Arkadaşlarımız hem soruyor hem de bazı esnaflarımız hem de ilçede oturan kardeşlerimiz, abilerimiz şunu söylemiş. Ya işte bu elektrik paraları zaten bizim cebimizden gidecek. Kesinlikle öyle bir şey yok. Zaten bizim bir iki caddemiz direktmen belediyeye bağlıdır. Farkındaysanız belediyenin önünde güzel kemerler falan yapmıştık. Onlar belediyenin zaten bünyesinde, öbür tarafta zaten yanan ışıkların bünyesi. Ama onun ayrı bir bedeli gelecek. O da ki toplam dediniz ya bedel ne kadar? 550 lira falan, yani 550 bin lira mı oluyor? Lira mı oluyor işte? Milyon da değil yani. Yani bir evin herhalde elektrik parası. Ben evime 250-300 lira veriyorum. Başkanım işte elektrik dağıtım şirketi mimli olduğu için vatandaş kesinlikle tarafından elektrikle ilgili yani bir şey yoktu. Ben özellikle Ahmet Bey size teşekkür ediyorum. Çünkü bunu açıklamak zorunda kaldım. Bazı yerlerde çok çok güzel olmuş ama bunun elektriğini biz cebimizde ödeyeceğiz. Ya arkadaş ben açık söylüyorum ve belediyede zaten orada makamdayız. Öyle bir şey varsa ben açık söylüyorum. Ben öyle bir hizmet benim cebimden giderse ben direktme adliyeye giderim. Gider şikayet ederim ya arkadaş, sen yaptığın hizmetin bedelini ben niye ödüyorum? Kesinlikle öyle bir şey yok. Bunu hem sorabilirler hem TEDAŞ'a hem gidip zaten tüketim bedeli orada hepsi yazıyor. Dese ki arkadaş işte belediyenin taktığı bu bedel sizin cebinizde gidecek derlerse aman hepsini iptal ederiz. Öyle bir şey mümkün değil yani. Bunların zaten iki ev parası kadar para geliyormuş. Sordum çünkü arkadaşa. Bir toplumda oturuyordum, mikrofonu açtım, dedi abi 550 liradan fazla gelmez dedi. Ha dedi zaten bunun yarısı, şöyle göstereyim, bunlar belki belediyenin oralardadır, yakınıdır. Bunların zaten parası direktmen belediyenin cebinden çıkıyor. Böyle bir şey mümkün değil. Onun için öyle bir şey olursa zaten ben kendim kabul etmem. Zaten insanlar bize güvenmiş. Tabii muhalefet de olmadı. Bir yerde de güzellik olmaz Ahmet Bey ya. Bunlar da mutlaka olması lazım. Akıllardaki soru işaretleri. Zaten bir belediye %100 güzel çalışıyor, işte sıkıntı yok derlerse. Sorun yoksa sorun vardır. Sorun vardır mutlaka. Eleştiriye de açığız. Ama ben gene söylüyorum, Ziraat Odası döneminde de ben her zaman alnım açıktı. Benim yaptığım bütün işler gelir giderler masadaydı. Ne zaman isterlerse gelip hesap sorabilirler. Çünkü bizim hedefimiz hizmettir rahmetli.
Başkanım, Stabilize yol çalışmaları ne durumda ilçede? Şimdi Stabilize yolu şöyle söyleyeyim. Yani gerçekten biraz kırsal, mesela bizim en büyük sıkıntımız şudur. Büyük şehrin yol ağında olmayanlar mutlaka bize mal oluyor, biz yapıyoruz. İşte ben konuyu oraya getireceğim aslında. Büyükşehir yasasıyla birlikte maalesef ki maalesef. Vatandaş hizmet gelsin de sorumlusu nereden? Kimse onu bilmiyor. Sorumlusu biziz. Biziz. İşte ama maalesef ilçelerde şöyle bir durum var. Vatandaş gelir sizden ister ama siz bilirsiniz ki o hizmet büyükşehirdedir. Evet. Ama size mal olur. Böyle de bir dezavantajı durum var ortada. Ama gerçekten biz geldiği zaman biz büyük şehir, küçük şehir ayrımı yapmıyoruz. Ama şu da bir gerçek. Bizim de kendimize göre bir gelirimiz var. Evet. Ama bunu ben her zaman söylüyorum. Yani küçük şehir, büyük şehir fark etmez. Şimdi benim bana düşen, yani ilçeye düşen, ilçe belediyesine düşen yerler mahalle içleri, şehir merkezi. Olur olur işte bir arkadaşımız bir 500 metrede ev yapmış. Ya zaten ev yapan adam yolsuz olmaz. Onu mutlaka yapıyoruz. Ama 2-3 kilometre oldu mu bunu herkesin iyi bilmesi lazım. Her bir kilometre 25 milyona mal oluyor. Yani eski parayla 25 milyara mal oluyor. Çünkü gerçekten bizim bu parayı çok böyle güzel kullanmamız lazım ki biz insanlara hizmet edelim. Onun için eğer bu yol ağı olayı da sağ olsun Zeynel Başkan'la da bugün konuştuk. Meclis üyelerimizle de konuştuk. Bununla ilgili bir komisyon kurdular. Yol ağında girmeyenleri yol ağına koyacaklar. Tabii ki biz büyük şehir, küçük şehir demeden peki, elimizden gel. Uğraması Bozova ilçesine de uğrar mı? Ben uğrar diye düşünüyorum. Çünkü uğraması lazım. Biz de Urfa'nın bir ilçesiyiz yani. Öyle bir şey. Zeynel Başkan'a biraz daha iş yükleyeceğiz ama şimdi buradan beton yol. Çünkü hem kaliteli hem de uzun yıllar hı-hı, kullanılabileceği hı-hı, için bu anlamda kaynağı da doğru kullanmak yerine evet, beton yol uygulaması çok daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi beton yola zaten bu sene öyle bir karar aldı Zeynel Bey sağ olsun, biz de oradaydık. Ama tabii bunu adaletli dağıtacağına da inanıyorum. Çünkü Zeynel Bey gerçekten yani işini seven, işini düzgün yapmak isteyen bir ağabeyimizdir. Onun için ben her ilçeye düzgün aktaracağına inanıyorum. Ama tabii ki yani ben açık söyleyeyim. Biraz hizmet, ben kendi ilçemi söylüyorum, biraz geride kalmışız. Biraz değil aslında, çok geride kalmışız. Bozova'da yapılan tek iş şudur. Alt yapı, bir de üst yapı. Tabii alt yapıyı bir önceki dönem Hasan Arısoğlu döneminde yapıldı. Ondan sonra Kilitli Parke taşı da yapıldı. Tabii biz ona da teşekkür ediyoruz. Ben her zaman söylüyorum. İlçeme kim bir taş üstüne taş koyarsa onu ben ona ben minnettar olurum, teşekkür ederim. Çünkü biz hizmet istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Bundan sonraki olayda da inşallah Bozova'da çok güzel şeyler yapılacak diye düşünüyorum. Çünkü bizim hedefimiz 5 senede o verdiğimiz sözleri tutmak. Nasıl ki biz insanlara gittik, kırsala gittik, işte gençlerimize gittik, yaşlılarımıza gittik. Yaşlı evinde yatıp gidip elini öpüp onların dualarını nasıl aldıysak, onlar nasıl bize güvendiyse, onlar nasıl bizi buraya seçtiyse, biz onlara borçluyuz. Kim ne derse desin. Ben açık söyleyeyim, gelen arkadaşlara param yok, öyle bir şey yok arkadaş. Öyle bir şey mümkün değil. Başım üstüne, yeri zamanı geldi mi yaparım. Çünkü biz hizmet için gelmişiz. Biz kendimiz de bu işin, yani bizi evden çağırmadılar, biz kendimiz istedik. Kendimiz istediysek biz bu işin altından da çıkacağız Allah'ın izniyle. Başkanım, ilçeden bahsediyoruz ama yani alelade bir ilçeden bahsetmiyoruz. Hani bir yerinden gelip diğer tarafından çıkılabilecek bir ilçeden bahsetmiyoruz. Doğal güzelliklerini bulunan bir ilçeden de bahsediyoruz bu anlamda. Turizm anlamında da büyük bir potansiyel var ama o potansiyelin harekete geçirilmesi lazım diye düşünüyorum kanımca. Şimdi geçen siz de geldiniz, evet, sağ olsun böyle ekip olarak çok güzel arkadaşlarımız geldi orayı zaten daha önce de biliyorsunuz. Şimdi ora gerçekten bir deryadır. Ben her zaman söylüyorum. Yani şimdi biz deniz aramıyor muyuz? Buyurun siz de Bozova'da hatta deniz. Bodrum değil Bozova demiştim. Kesinlikle. Burası hem alan olarak, hem güzellik olarak, hem yani ne isterseniz o yapılır. Ne yazık ki ben bunu her zaman söylüyorum. Geçen gene
Sayın Valim'in başkanlığında bir yemyeşil bir Urfa programı vardı. Dün evvelsi gün Sayın Valim Vali Yardımcısı ilçeye geldi, o konu gene konu. Dedim ki arkadaş, şu su kenarına biz diyoruz ya yemyeşil bir Urfa. Şu kıyı kenarına biz ağaç ekemiyoruz. Onu ekersek verin biz 2 milyon ağaç dikelim. 2 milyon. Yani Bozova'dan tut Atatürk Barajı'na kadar 30 kilometre ya. 30 kilometrenin içinde 1 kilometre dışında ne yapıyorsan yapıyor. Böyle bir şey var mı ya? Yani gerçekten bu kanunun bir kere değişmesi lazım. Tabii biz belki çok insan bilmez. İşte içme su havzasındaymış. Doğrudur. Biz ona bir şey demiyoruz. Ama bu ağaçlandırma, atıyorum geçen gün ben bir 150 dönümlük bir yer buldum. Tapulu arkadaşları görevlendirdim. Sahibini bulun, sahibinden anlaşalım. Betonarme yapamıyorsak ahşaptan yapalım. İşte prosedürü bilmeyen vatandaş da oradan geçerken ya başkana bak orada oturuyor da buraları böyle yapmamış. El atamıyor, ağaç dikemiyoruz. Buyurun gelelim, çıkaralım. Yasa ne diyorsa biz de ona uyalım. Ben geçen gene diyorum, dedim ki ya biz suyun kenarındayız. Sudan faydalanamıyoruz. Bir çivi çakamıyoruz. Ağaç dedik, ağaçlandırmayı da yapamıyoruz. Yani neymiş ağaçlandırma da 300 metre. Hı hı. Ya arkadaş, ağaç kendi kendine büyür zaten ya. Bir çam ağacını ilk sene sula, ikinci sene sulamaya gerek yok. Kendi kendine büyür. Ona bile izin vermiyorlar. Hı hı. Dedim ya biz bir 150 dönümlük bir yer bulduk. Tamam dedik. Hatta arkadaşlardan da görüştük. Arkadaşlar dedi ki sahibinden görüşmüşüz. Yani hemen hemen fiyatta da bile anlaşıyor. Ama dedim ki şu var. Bir DSE'ye gidin bir görüşün. Yok kesinlikle ahşap da olsa biz, benim kendi düşüncem, dedim ki bir 150 dönümlük yerde 50 dönümüne yeşil alan, zaten ormanın içinde çatağı biliyorsunuz, o çatak tesisini. Bir tarafında zeytinlik. Dedi ki her bir 500 metrede bir villa. Ya biz yaptırırız. Ya işte o tesisin işletmesi de sizde değil mesela. Ya o da Urfa'da bir, o büyük şehirde. O da ayrı bir dünya bana kalırsa. Yani kimse burada yanlış anlamasın. Tabii, ama. Ona geleceğiz Ahmet Bey. Ama o villa olayını, her bir 500 metrede bir villa yapılsa, inan ki bir villanın maliyeti 200 liraysa orayı 500'e veririz. Ya 500'e de gerek yok. Maliyetine ver. Belirle, gelip villalarını ya bir tip yaparsın, bir tipin dışında çıkamazsınız diye. Yok arkadaş, ahşaptır gene yapamazsın. Neymiş? İçme su havuzasındaymış. Onun dışında o çatağı da biliyorsunuz. Ben geçen Zeynel Başkanım'a da söyledim. Dedim ki başkanım, biz burayı eğer geliştirirsek, bir projesi var zaten, büyük bir proje. Gerçekten o da, Zeynel Başkanım da üstünde duruyor. İnşallah bir kaynak bulursa, tabii proje küçük bir proje değil. 100 milyondan bahsediyor. Hatta biz AVAN projesini de kendimiz oturduk, başkanım da oturdu. Ankara'dan bir iki arkadaş gelmişti. Gördük, içinde yani şöyle diyeyim, yok yok, tabii mutlaka bir şey bulmamız gerekiyor ya. İşte teleferik dedik. Teleferik valla dedi, biz de düşünüyorduk başkanım aslında. Onu da eklettik yani, öyle bir şey proje olursa. Ama dediğim gibi eğer o proje olursa, ben Zeynel Başkanım'a da özellikle söyledim. Sağ olsun, o da bizi hem kaleye aldı hem dinledi. Dedi ki başkanım, zaten dedi Bozova'yı, Urfa'yı Güneydoğu kurtaracak bir projedir. Yani içinde dedim ya, hemen ufaktan suyun içinde 6 tane, 3 tane bayan havuzu, 3 tane erkek havuzu. Bir spor alanı var, yok yok. Yani orada... Başkanım, Şanlıurfa'da aileler özellikle hafta sonları gidecek... Kesinlikle gidecek yer Bozova'dır. Şimdi Halfeti, Birecik biraz uzak kalıyor. 136 kilometre mi? Ben bilmiyorum tam, 140 diyebiliyorum ama... Bozova 38 kilometre. Yani oraya, ben bunu her zaman söylüyorum. Yani tesisi sağ olsun, eğer başkanım bu işi... 100 milyonluk o projeyi zaten sunarsa hiç kimseye gerek yok. Ama yok işte biz artık bu işi istemiyoruz, yapamıyoruz derlerse ben de hazırım. Gene diyorum, hiçbir şey yapamasam, dediğiniz gibi yani orada iki tane büyük kafe gibi bir restoran. Sabah işte Ahmet Bey kalktı mı, çocuklar hadi nereye, Bozova'ya bir kahvaltı yapmaya gidelim. Yani çok büyük bir para da değil ya, o vereceği bir 30 liradır kişi başı. Zaten her yerde 40-50'den aşağı değil ama... Orayı, o suyu görünce, orada bir kahvaltı yaparsın, işte gezer dolaşır, ya ben bir öğlen yemeği de bir yiyelim, ondan sonra çıkıp gidelim derler.
İnan ki Bozdoğa bana göre, yani bana göre, kimse yanlış anlamasın, Urfa'nın kurtuluşudur diye düşünüyorum. Yani turizm anlamında. İşte o potansiyeli harekete geçirmek. Kesinlikle. Yani şu an başkanım o konunun üstünde duruyor. Biz de duruyoruz. Dediğim gibi biz hazırız. Hiç sıkıntı yok. Başkanım, şimdi Bozova hizmetten geri kalmıştı dediniz. Şöyle, evet, yapılanlara bakıyorum. Bu konuştuklarınız yanında çok ufak bir şey yapılmış ama yani belediyenin bir mobil sahnesi de yok muydu da siz yaptınız? Urfa'da bir sefer istemiştik o tırı. Sağ olsun gün doludur diye biz alamamıştık ama Hilman Belediye Başkanımıza biz teşekkür ediyoruz. İki sefer biz tabii aldıktan sonra hemen oruç başlayınca tabii millet etkinlik ister. Etkinliği yapacağımız platform yoktu. Ama sağ olsun gösteriyor arkadaşlar. Burada biz bir tır door sesi diye, sağ olsun Urfa'da bir arkadaşımız ben bu işi yaparım dedi. Yani biz herhalde bu Ramazan'ı Allah öldürmezse dolu dolu geçireceğiz inşallah. Böyle bir platform da yaptık. Çok güzel de olmuş. Hem soyunma odası içinde var, hem yürüyen bir platform. Nereye istesek oraya gidecek. İşte elin iyisinden sizin kötünüz evladır başkanım. Bununla birlikte şimdi Şanlıurfa merkezi de bu sıkıntı yaşanıyor. Lavabo sıkıntısı malumunuzdur. Evet. Çokça fazla da şikayet ve talep de gelir bu yönde size. Hemen belediyenin yan tarafında bir yer tahsis edilmiş diye gördüm ben geçen geldiğimde. Hem mescit de var orada, lavabo, evet, da var. Evet, Ahmet Bey. O da biz, faaliyete girdi. Biz orayı geldikten sonra tabii ben dedim ya, ben sürekli hem partinin içindeyim hem Bozova'dayım. Ne kadar kırsal da ilgileniyorduk ama o kadar da ilçe merkezinde. Ben çünkü Ziraat Odası Başkanı biliyorsunuz hep sürekli kırsalda olur. O kadar da merkezde sürekli bu işte bayan lavabosu yok, işte bizim gideceğimiz bir yani bu aslında konuşulacak bir durum da değil ha, gerçekten. Ama ben üzülüyorum ki, evet, emin olun ki. Maalesef. Arkadaşlar geldiğinde ya işte kapımızı çaldırır, kim işte iki tane bayan lavaboyu kullanabilir miyiz? Yani gerçekten üzülür insan ya. Yani biz mesela bunu zaman zaman da söyledik ama yani burada ne yapabiliriz? İşte yani küçük... Başkanım belki ilçe halkı kimse yanlış anlamasın burada. Bir şekilde o konuyu çözebilir ama dışarıdan bir misafir geldiği zaman bu sefer de elimiz kolumuz bağlı, verecek cevabımız zaten olur. Zaten bizim kırsaldan gelen, dışarıdan gelen, haşını mesela bir bay... İşte camilerimiz var lavaboya, ama bir bayan gidemez. Ya yoruldu işte mescide çık biraz dinlen. Ya işte çocukları olan dinlenmek ister. Yani gerçekten küçük bir şey ama bana göre çok büyük, evet, bir sorundu diye düşünüyorum. Başkanım bununla birlikte şimdi hani bahsettik ya küçük şehir büyük şehir yok diye. Evet. Mezarlıklar da büyük şehrin hizmet ağında. Aynen. Ama vatandaş da sizden hizmet beklediği için mezarlıklara da el atmış durumdasınız. Şimdi Ahmet Bey, bu büyük şehir, küçük şehir olayını kırsal bilmez. Evet. Siz burada biliyorsunuz, ben de biliyorum. Ama kırsal, küçük, büyük şehri bilmez. Arkadaş sen bana gelip oy istemedin mi? İstedin. Sen bana işte bana oy ver, ondan sonra da büyük şehire ver dedin mi? Dedim. O zaman bu benim getireceksin bu hizmeti. Yani gerçekten bizim yaptığımız, ilçede yaptığımız işleri, ha ben şunu söylüyorum, zaman zaman büyük şehirden de biz destek istiyoruz ama onların işleri için istiyoruz. Yani çünkü dedim ya, mahalle işleri, kırsaldaki köylerimiz, mahalle, onlar çünkü bize bağlıdır. Yani bizim, çünkü biz içerideki gelin bunu yapın demiyoruz ama dışarıdaki 2 kilometre, 3 kilometre bazen adam diyor arkadaş, yolağına girmemiş mi? Yapacaksın. Tamam arkadaş, başım üstüne. Ama zaman zaman onlara düşen işleri de biz aradığımız zaman sağ olsun onlar da ilgileniyor. Yani ilk zamanlar biraz sıkıntı vardı, ben açık söyleyeyim. İşte çünkü Zeynel Bey bizim gibi değil, yani bizim küçücük bir ilçeyiz. O bütün Urfa'ya bakıyor. Onlar normal karşıladı ama son zamanlarda biraz toparlanma var yani. Mezarlığın içinden ziyade dışında da, orada hemen bakıyoruz şimdi, arkadaşlar da görüntülerde gösterecektir. Hı. Orada bir asfalt çalışması yapıldı. Ardından mezarlığa kapı açıldı. Evet. O da önemli bir çalışmaydı bana kalırsa. Şimdi tabii eski yeni demişiz. Orada diyelim bir inşaatta şeyler yapıldığı zaman biliyorsun o arabalar gelip o kalan harfiyatlar oradaki kalan çimento mu diyor, ne diyorlar işte o arabalar oraya döküp farkında, ha görüyorsunuz, evet, üst tarafta
Oraya döküp döküp gidiyorlarmış. Sağ olsun 2-3 arkadaş ya dedi başkanım dedi burada hem bir kapı açılsa hem de burayı düzeltirseniz iyi olur. Ben gene diyorum biz orayı tertemiz ettik, hazırladık. Yani şöyle diyeyim, gelip böyle ilçede o yama mama işi yapan arkadaşlardan görüştük. İşte biz belki yapamayız ama sağ olsun üst düzey arkadaşlardan görüştük. Onlar da yama işinden beraber burayı da bize düzelttiler. Peki taziye evlerimizin durumları nedir? Onlara herhangi bir desteğiniz var mıdır? Şimdi taziye evleri zaten ben şöyle söyleyeyim, taziye evleri belediye yapar zaten. Belediye yapıyor, başka kimse yapmıyor. Ha ne olur işte bir kırsalda bir köyümüz belki durumları iyidir. Ne kadar taziye evini yapmışsa da mutlaka bizden halıları ister. Evet. Oradaki üstteki sediller belki istenir. İşte yastıklar olur. Tabii bizim bir yani gerçekten bu son zamanlarda belki burada rakam demiş ama rakam biraz yüksek de olur ama en azından bir 5000 metrekare biz halı serdirdik. Yani bu da ne demek? O yani gerçekten büyük bir meblağdır ha. Yani siz metresine tabii burada para çok söylemek doğru değil ama büyük bir maliyettir ama tabii ki o kırsaldaki arkadaşlarımız bu konuda da hem istekli hem memnun kalıyorlar. Yani halı işinde de biz bayağı bir halı istedik. Bir de döşüyoruz şu an. Bu anlamda bir de ilk uygulama var sizde bence. Başka yerde var mı bilmiyorum. Varsa düzeltin beni. Taziye sahiplerine su yardımı, çay yardımı, şeker yardımı yapıyorsunuz diye biliyorum. Doğru mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani geçmişteki kayın arkadaşımız böyle bir uygulama başlatmıştı. Tabii bazı arkadaşlarımız isim vermek doğru değil ama işte birileri bir şeyler yaptı mı güzel de olsa ya ben işte buradan değil de öbür taraftan. Yok sağ olsun arkadaşımız böyle bir uygulama başlatmıştı. Biz de devam ettiriyoruz. Evet, maşallah. Onun üstüne de tabii ki bu çay olsun, şeker olsun suyumuzu verdikten sonra mezarlıkta bizim merkezde ama tabii merkezde de onun devamını gelen işte taziye sahipleri olsun o cenazeye katılan Bozova'da bu konuda biraz gerçekten iyidir. Kim olursa olsun cenazeye mutlaka katılırlar. Hem karabalık olur ama tabii kışın değil de yazın belki kolilerle orada arkadaşlar 3-4 tane arkadaşımızı görevlendirip belki burada bilmiyorum gösterir göstermez bilmiyorum ama o konuda her cenaze mutlaka orada aracı getiririz, soğuk suyu orada dağıtırız. Başkanım, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan biriniz. Bu anlamda sizi de çok iyi biliyorum. Özellikle kırsala falan gittiğiniz zaman gençlerle bir araya gelmeyi çok seviyorsunuz. Kesinlikle. Onlarla halı sahada karşılaştığınız zaman maçlarına dahil oluyorsunuz. Aynen. Gençlerle basketbol maçları yapıyorsunuz. Spora sporcuya ne gibi destekler verdiniz? Bu desteklerin geri dönüşleri noktasında ne gibi başarılar elde edildi? Şimdi bizde Bozdoğa olarak gerçekten spora hem gençlerimiz önem veriyor hem bizler önem veriyoruz. Şimdi bizde 3 tane zaten biri ikinci amatör. Herhalde inşallah bu sene o da birinci amatöre çıkar diye düşünüyorum. 4'te 4 mi yaptı 5'te 5 mi yaptı yanlış değiliz. 3 tane takımımız vardı. Biri Bozdoğa gücüydü. Ben tabii zamanında Bozdoğa gücünde ben kendim de oynadım bir 5-6 sene. Evet. Yani benim kendi oynadığım takımdı. Ben o zaman gelirken gençlere dedim ki ben gelirsem Bozdoğa yani belediye başkanı olursak tabii o zaman daha seçilirsek işte Bozdoğa gücünü Bozdoğa Belediyesi'ne alıp Bozdoğa Belediyesi'nin bünyesinde devam edeceğim. Ama bu demek değil ki İşte 3 tane takımımız var, onları da saf dışı edelim, işte yarın kesinlikle öyle bir şey yok. Biz Bozova gücünü Bozova Belediyesi'ne aldık ama oradaki yapılan masrafın o kadarını da hem 75. Metal diye biliyorum, böyle bir takımımız var Bozova'da hem de Yaylak Spor. Üçüne de bu desteği verdik. Tabii Bozova Belediyesi sağ olsun arkadaşlar bizi mahcup etmediler. Birinci amatöre, süper amatöre de çıkardılar bize. İnşallah bu sene de bir takımımız çıkar. Tabii hedef var. İnşallah ona da gideceğiz. Kanon sporuna da bu anlamda destek veriyorsunuz. Tabii biz spor olunca kesinlikle ayrım yapmıyoruz. Kanon sporunu biliyorsunuz az çok. Bu bizim şampiyonluk olduğumuz maçta Urfa'daydı. Tabii gönül isterdi bu Bozova'da olsun ama sağ olsun seyircimiz
bizi yalnız bırakmadı. Bu arada başkanım, sözünüzü kesiyorum ama evet. Bozova'daki ilçe stadyumunun arkasında hemen güzel bir tribün yaptınız. Aynen. O da büyük bir eksiklikti. Buradan Bozova'da gençler için de güzel bir çalışma görünür yapmış mü bilmiyorum oldu. Ama tabii biz ona gelir gelmez oradan üst taraftan dedik ki güzel bir görünüm olsun. Tabii ki bizim tribünümüz çok küçüktü. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir evet, insan şu kısımda. Bunun üstüne de sağ olsun Zeynel Başkanımız bize misafir olduktan sonra dedi ki biz böyle bir yer yaptık. Size bu konuda ne gerekir? Dedim valla üstünü de kapatırsan çok memnun olur. Sağ olsun o sözü verdi. Şahalen bekliyoruz ama inşallah onun üstünü de kapatıp güzel bir tribün yani bir sanki gidiyorsun işte üst tarafta maçları bazı stadlarda olur ya ikinci, üçüncü kat. Evet. Bu bizim üçüncü katımız. Çok güzel bir yer. Ben orada da seyrediyorum zaten bazen. Şunu söyleyeyim. Gençlere önem vermek lazım. Başkanım, spora önem vermek eğitim lazım. Eğitim anlamında ne gibi destekler var? Şimdi eğitim sonra doğru yaklaşıyoruz. Onu da konuşmak istedim. Yok böyle bir şey anlatamadık ki daha ya. Şimdi eğitim anlamda şöyle söyleyeyim. Bizde liseyi bitirip üniversiteye hazırlanan bir 85'e yakın öğrencimiz var. Bunlara hem yer tahsis ettik hem bunlardan ilgili ne gerekiyorsa kitap olsun sağ olsun Milli Eğitim'le beraber bu işi yapıyoruz. Onlar öğretmenlere bize tahsis ettiler. Ben şunu söyleyeyim 85'e yakın öğrencimiz kaynakları biz yapıyoruz. Sıkıntılarını biz gideriyoruz. Çocuklardan da işte üniversiteyi kazanmasını bekliyoruz. Yani burada söz konusu genç olunca emin olun genç yani bu 8-10 yaşındaki çocuklar da içinde. Onlardan başlayıp işte 25-30 yaşlarındaki gençlere bizim ilçede ne gerekiyorsa onları yapıyoruz. Minikleri sevindiren de bir projeniz vardı. Eşiniz hanımefendi de kendisi evet, gitti evet, orada evet, öğrencilere evet. Haber bültenlerinde gördük, izledik. Atkı bere dağıtıyor. Şimdi atkı bere şöyle söyleyelim. Biz geldiğimizde ne yapabiliriz? İşte kışın çocukları sevindirmek için bunların malzemesini aldık. Sağ olsun halk eğitimde bizim mesleğimiz vardı Türkan Hanım. Arkadaşlardan beraber bunları 1-2 ayda belki daha fazla bunlar da uğraşıp 600 atkı 600 bere hazırladılar. Bence halen de ben mesela bazen yetişemiyorum. Sağ olsun eşim bir de Türkan Hanım Milli Eğitim'de 1-2 arkadaş kim olursa gidip dağıtım geliyorlar. 600 öğrenciyi 600 şöyle yaptık. İlkokula giden öğrencilerin hepsine. Hiç ayrım yok. Bir sınıfa girdiğimizde 50 tane öğrencisi 50'sine de verip tabii ben bir iki sefer ben de katıldım. Yani Ahmet Bey böyle bir şey yok ya. Böyle bir sevinç gerçekten yok. Başkanım emin olun. İki kız çocuğum var benim. Onlara birer tane onlar toka hazırdır alsam. İnşallah. Biz de onlara da inşallah. Onlara birer toka alsam onlar o çok. Minikler mutlu aynen, oluyorlar. Başkanım son soru olarak da ben şeyi sormak isterim. Dezavantajlı vatandaşların evlerinde çeşitli tadilatlar yapıldığını biliyorum. Siz de yapıyor musunuz? Biz zaten geldiğimizden beri bunu ben her zaman söylüyorum. Bu fakir fukaranın hakkıysa fakir fukaranın önemi çoktur bizim için. Onların faydalanması lazım. Biz hem sokaklarını mesela bazı fakirlerimiz geliyor. İşte arkadaş bak yol var sen bunu biz işte geçemiyoruz. Ya diyor başkanım biz yapamıyoruz. O zaman siz karışmayın. Oturun. Hiç elinizi vurmayın. Sadece bize müsaade edin. Yarım metre bir metre yıkıyoruz. Düzeltiyoruz. Ondan sonra bu, çünkü acil durumlarda başkanım bu, o sokaklardan itfaiyede kesinlikle ben önce ama burada gösterdiği evet. Şey tavan işi falan tabii o fakir falan olduğu evlerdir. Gerekiyorsa çimentosu olsun, gerekiyorsa firketi olsun, gerekiyorsa bu da benim dedim ara sokaklarım. İşte maddi durumu iyi olmayanlar bu şekilde belki çıkarsa sonraki iş bunları hiç onlar eline bile vurmuyor. Bizim hem ustamız var hem sağ olsun çalışanlarımız var. Bu şekilde getiriyoruz. Sadece müsaade verip. Kesinlikle evet. Müsaade verip. Ha zaten sokak düzgünse karışmıyoruz. Evini duvarını yap teslim edip çıkıyoruz. Ama darsa da rica ediyoruz. İşte bir yarım metre tamam diyorlar. Ellemin tertemiz yapıp teslim edip çıkıyoruz. O biraz önce gösterdiğiniz o tavan olayı falan. Biz bununla ilgili çok eve girdik. Çok evi yaptık. Bazılarına işte benim mutfağı, benim dediğim sokaklar şuydu işte. Eski hali, yeni hali. Yani gerçekten vatandaş da hizmet olunca gelin yapın diyorlar. Hiç sıkıntı yok.
Ama fakir fukara gerçekten bizim için çok önemlidir. Bizim onlara hem destek çıkmamız lazım, hem de ne gerekiyorsa onları yapmamız lazım. Bir de o sinema olayını bilmiyorum, yetiştirdik mi, söyledik mi o sinema olayını? Sinema olayına bahsettik başkanım. Öyle mi? Öyle ben çok olunca... Sinema heyecanından bahsettik. Evet, evet. Aslında konuşacağımız çok konu başlığı var ama evet, bize ayrılan da vaktin sonuna geldik. Evet. Son bir iki cümleyle son duygularınızı almak istedim. Şimdi teşekkür ediyoruz. Şimdi biraz önce aslında biz mezarlık dedik ama çok güzel bir mezarlığımız vardı. Onu göstermediniz herhalde Ahmet Bey. Keçiören. Yok, Kılıçören. Kılıçören. Ben evet mi görmedim bilmiyorum valla. Arkadaşlarım da varsa görüntü evet, onu da getireceklerdir inşallah. Evet. Valla öyle bir... Evet. Şöyle drone ile çekilmiş. Normalde biz aslında diyoruz ya büyük küçük fark hı-hı etmez. Burası Kılıçören köyüdür, mahallesidir. Hemen hemen 50 dönümün üstünde bir yer yapılmış. Evet. Bunu drone ile çek. Bu aslında büyük şehirin işidir işte. Hı-hı. Ama biz yaptık. Ama, ben gene hı-hı diyorum büyük şehir küçük şehir fark etmez. Yeter ki yapabilelim. Çünkü büyük şehir de AK Parti'dir. Bozova da AK Parti'dir. Hiçbir sıkıntı yok. Onun için ben gerçekten şunu söylemek istiyorum. Ben Bozova halkına minnettarım. Bozovalıları seviyorum. Zaten Bozovalılardan iç içeyiz. Bozovalılar bize gerekeni yaptı. Biz şu an borcumuzu ödeyeceğiz. Onlar bizi bu makama getirdi. Kim ne derse desin, bir insan tek başına bir şey değildir. Biz kapılarına gittik, evlerine gittik, ellerini sıktık. Emin olun bizi geri çevirmediler. Ben bu konuda hem kendi adıma hem ailem adına hem Bozova adına onlara teşekkür ediyorum. Biz de onlara layık olacağız ama şu da bir gerçek. Biz onlara borçluyuz. Nasıl ki o insanlar bize güvenip bize oy verdilerse biz de onları mahcup etmeyeceğiz. Bazı arkadaşlar gelir ya işte başkanı rahatsız ediyoruz kusura yok arkadaşlar. Elimizden gelirse biz yapacağız. Gelmese de ben biraz açık sözlüyüm, yok yapamıyorum derim. İşin içinde sihirlim. İnsanları umutlandırmam, insanlara işte yapamadığım işin sözünü de vermem. Biz Bozovalılara ne söz verirsek inşallah onun altından çıkacağız. Tabii hep beraber, sadece ben değil, ben, ekibim, arkadaşlarımız, partililerimiz bu konuda da bu duruma gelmemizin tabii ki özellikle ilçe başkanımızın, şöyle söyleyeyim. Sayın Deveci'ye de çok uyum içerisinde. Kesinlikle. Yok ben açık söyleyeyim. Ben biz particiyiz. Biz dava adamıyız. Biz kişiler için burada değiliz. Aslında başkanım yani mesele parti meselesi de değil. Kapanmayacak amel defteri bırakma meselesi. Kesinlikle. Ya o zaten bizim yani ben açık söyleyeyim yani tabii ki insan hatalı olabilir. Hı hı. Yani bir insan dört dörtlük değildir. Ama Allah şahittir yaptığımız işi bilmeliyiz. Öbür dünyada da hesap vermeliyiz. Ya bu konuda gene diyorum hem ilçe başkanıma hem muhtarlarıma hem seçmenlerimize burada bu konuda akrabalarım zaten destekçidir. Hele hele gençlere ben teşekkür ediyorum. İnan ki evinde yatıp o yaşlılar o duaları yani ben şöyle söyleyeyim çok duygulandım. Ben o insanlara minnettarım. Tabii ben şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Bizim inşallah cumartesi 3'te yanlış değilim. 3'te bizim kongremiz evet var. İnşallah eski arkadaşımızdan devam edeceğiz. Tüm Bozovalıları bekliyoruz oraya. İnşallah güzel bir kongre olur. Ben bunu özellikle sizin aracılığınızla söylemek istiyorum. Bizde küsmeyiz olmaz. Biz kimseye küsmeyiz. Biz herkesi kongreye bekliyoruz. Kardeş içinde, barış içinde inşallah güzel bir kongremizi yapacağız. Bozova'ya yakışacak, AK Parti'ye yakışacak bir kongre yaparız. Özellikle Kanal Urfa'ya teşekkür ediyorum. Ailesine teşekkür ediyorum. Ahmet Bey zaten bir şey dememe gerek yok eyvallah sizin için. Siz de bizim bir kardeşimizsiniz. Ama şu Bozova'yı biraz geliştirelim hep beraber. Hep birlikte. Kesinlikle. İnşallah. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederim. Sağ olun. Programımıza konuk olduğunuz için çalışmalarınızı size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ sevgili izleyenler, Bozova Belediye Başkanı Sayın Supi Aksoy Stüdyo konuğumuzdu. Bir başka programda yeniden sizlerle birlikte olmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.